Yo guys, we are here in San Diego downtown and we're going to have dinner here at this place. It's called The Crack Shack. In the heart of downtown. It's like a restaurant where you can get like chicken dishes and everything. And there is like some kind of line, so we have to wait a little bit. And yeah, we'll see how it is. So guys, we just received and got our food. Just have a look. It's called Mexican poutine, right? Yeah. So first taste, how is it? Good? Alright. So, it's called Crack Shack. And yeah, let's give it a try. Vallahi daha neymiş miydin? Ya ben burayı bilmiyorum ya. Hadi ya. Evet. Ya bayağı sıra var, popüler bir yere benziyor. Sedin nerede? O evde. Koltuğunda uzanıp kafayı çekmiş. Senelerdir aynı biliyorsun. Evet. Bu arkadaş onun roommate'i. Senin başka bir şey verdi mi? Kafa çekmek için. Ne vermedi ki? Adamda her şey var. Her şey var. Nasıl böyle? Bunu iyi değil mi? Sana bayağı şey iyi vermiş ha. Evet. Sana vermiş, bizden şey yapmış. Daha fazla. Öyle deyince sana iyi vermiş. Ayıp oluyor. Göz. Yalnız mı kalıyorsun yoksa? Ya roommate'im vardı benim, çıktı. Annem kalıyor şimdi. Ha ama sizinle kalmam değil mi? Evet. Siz mi aldınız orayı? Evet. Hadi ya. 2015'ten aldık. Ben de 2019 gibi falan oraya taşındım. College Life'ın dışına çıktım. Bulvar'da 2 sene yaşadım. Bulvar'dan direkt oraya geçtim. Ondan önce PB'de, College'da böyle. Kaç oda? 2 oda. Sen Bulvar'da... Tutmuşlar Türkiye'den. Denecene mi? Dönmek istemiyoruz. Böyle bir şey var. Geçen gün şeyler bir içmiştik. Bir tane kızla konuştuk. nasıl diyor bize, Allah Türkiye'ye aktarmalı, başka bir yere uçsam Türkiye'de stopover olursa çok korkuyorum, şeyden çıkmak istemiyorum, havalimanından çıkmak istiyorum. Böyle Türkiye'ye sanki böyle antipati şey yapmışlar, kurmuşlar. Ya antipati değil de insanlar yani bilmiyorum. Yoksa konuşuyorlar mı? Politikadan şeylerden. Yani. Para kazanamıyorlar. Belki bir toplum baskısından. Ben 10 senedir burada olduğum için çok da göremiyorum olayları. Çok kişi gitmek istiyor. Yani böyle kaçmak istiyor hatta. Onun da en büyük sebebi para. Çünkü dolar bilmiyorum şu an. 18-19. Öyle bir şey. Yani, ve bu yani ben buraya geldiğimde 1 bilmem neydi, 2 bile değildi dolar. O yaşamdığı için insanlar böyle bir şey oldu, birlikte oldu. Ben bu sene gitmişim Türkiye'ye. Türkiye durumu berbat. Çok kötü. Arkadaşlar partide bize izliyor. Yani neredeyse 2-3 katına gidiyor. Geçen seneye göre. Anlamıyoruz yani fazla lazım falan. Ben bir örneğidir bilmiyorum şu an. Ya hem de şimdi mesela İstanbul'da fiyatları resmen Avrupa fiyatlarına aynı eşit yapıyorlar. Bizim için bazı şeyler, mekanlar çok pahalı geldi Türkiye için. Şimdi oradaki insanlar nasıl ödüyor? Türkiye'de Apple mağazasının önünde kuyruk var. iPhone çıktı ya yenisi. Bir kuyruk var. İnanılmaz. İyi olanlar alıyor. Pakistan'da herkes bütün parasıyla alıyor ya. Yani onu yani bütün parasını ona açıyor. Aynen. Öyle olacak. Yeter ki iPhone'um olsun. Zaten bak Türkiye'de çoğu kişinin 5-10 tane kredi... Yo, yo, yo! Yo guys, we just finished the dinner and yeah, it was pretty good. My hair, I have to make like a restyle, I don't like it that much. So it was pretty good, rating 8 out of 10, so yeah, it was worth it. Here you can see the venue again, it's nice in the middle of downtown. And yeah, definitely recommendable.